Spor otomobiller gösteriş, farklı renk tercihleri veya işte sosyal medyada beğeni almak üzerine artık kullanım alanlarını genişletmeye başladı. Fakat tabii ki sürüş esnasında, aslında sürüş karakterinde veya sürüş performansında neler veriyor çok da fazla bilmiyoruz. Abartılı egzozlar, yüksek sesler veya işte fazla çıkan dumanlar sonucunda insanlar bazı spor otomobillere ne yazık ki böyle nefretle bakıyorlardı. Ama artık durum öyle değil. Emisyon değerlerinden dolayı zaten artık otomobillere bu tarz şeyler yapamıyorlar. Bu nefret dolu bakışlar yerine aslında sizle sohbet etmeye aç bakışlar yerini aldı. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz Cupra her park ettiğinizde insanların sizinle bir şekilde muhatap olmaya çalışmasıyla sonuçlanıyor. Önden, arkadan, yandan ve diğer birçok açıdan zaten harika görünüyor. Öte yandan otomobilin içinde oturmadığım anların çoğunda kendimi göz alıcı arka kısmı incelerken buluyorum. Özellikle arkası çok güzel görünüyor. Belki de geleneksel tanımlardan ve ölçülerden uzaklaşmak spor otomobili biraz daha bizi yaklaştırabilir. Spor otomobil önceleri bencil, kişiye özel, kışkırtıcı otomobiller olmasıyla bilinir. Fakat artık gerçekten dediğim gibi öyle değiller. Ama şımartıcı bir deneyim aracı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Artık ne yazık ki ülkemizdeki fiyatlardan dolayı hatçlerde bizim gibi otomobil tutkunlarının değil, birazcık böyle kodoman abilerin, para babalarının oyuncakları haline geldi. Ama ne yazık ki biz artık bu fiyatlardan bahsetmiyoruz. Biz daha çok otomobilin kendisinden, sürüşünden, karakterinden bahsediyoruz. Spor otomobil kullanacağınız zaman genellikle varılacak nokta önemsizdir. Arabadaki yolcular önemsizdir, bagaj önemsizdir. Özellikle bu araçta olacak multimedya sistemi ve birazcık da dünyanın en gereksiz klima sistemi bence gereksizdir, önemsizdir. Bizi alakadar eden şey sürüştür, sürüş karakteridir. Gelin bu altımızdaki 245 beygirlik artık Leon Cupra olmayan Cupra Leon olan aracın içine geçelim. Kartalkaya'da geldiğim bu güzel yollarda onu birazcık karlı sürüşlere doğru, ıslak sürüşlere, hatta kaygan sürüşlere doğru götürelim. Neler sunuyor, neler yapıyor bir hep birlikte bakalım. Hadi gelin sürüşe. Evet, Cupra Leon'a biner binmez öncelikle şu menüyle direkt olarak muhatap olmanız gerekiyor. Burada bir pil yöneticisi var. Pil yöneticisinde direkt olarak sizi elektrikli modda çalıştırıyor. Biz tabii ki kendisini ayrıyetten şarja takamadık. Öyle bir vaktimiz olmadı ama araç tabii ki plug-in hibrit. Yani kendisini ayrıyetten şarja takabiliyorsunuz. Şarja taktığınız bu motor, elektrikli motor, kendisi yaklaşık 50-52 kilometrelik yol yapabiliyor. Şimdi şuradan hibrit moda alıyoruz. Şimdi buradaki hibrit meselesi birazcık farklı gelişiyor arkadaşlar. Direkt olarak hibrite bastığınızda bildiğimiz hibrit modeller gibi çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Direkt olarak elektrikli motorda, benzinli motorda kullanıyor. Fakat herhangi bir rejenere sağlamıyor. Direkt burada ikisini de sömürme üzerine kurulu bir sistemle çalışıyor. Fakat hibrite bastınız, bir de şuna bastığınızda bu size rejenere sağlayacak olan özellik. Bu sürüş profillerinin en azından ya da pil yöneticisinin burada daha kısa yol tuşlarla yer almasını isterdim. Ama ne yazık ki zaten bir önceki Leon testimden de izleyip anlayabileceğiniz üzere Leon'un burada çok da fazla kullanışlı olmayan şeyler yapılmış. Örneğin geceleri bu klima şeylerini göremiyorsunuz. Ses açma kapama burada şöyle ama bu da çok kullanışlı bir şey olarak bana gelmedi ne yazık ki. Her neyse, Kimpton'lar multimedyayı, ses açmayı, kapamayı direksiyon üzerinden rahatlıkla zaten sesi açıp kapatabilirsiniz. Burada önemli olan altımızdaki 245 beygirlik güç. 1.4 litrelik benzinli motor 150 beygirlik güç üretirken yanına da yerleştirilen elektrikli motor yaklaşık 120 beygirlik güç üretiyor. İkisi de birleştiğinde ortaya 245 beygir güç çıkıyor. 400 Nm'de toplam tork gücü var. İsterseniz tabii ki sadece 120 beygirlik elektrikli motorla da ilerleyebiliyorsunuz. Ama bir Cupra Leon'dayken, artık Leon Cupra değil bir Cupra Leon'dayken daha fazla gazlamak istiyorsunuz. Daha fazla hevesli sürüşler yapmak istiyorsunuz. Tabii ki güçlü önden çekerlerin kaderi olarak bir kilitli diferansiyel şart. Ama burada bir kilitli diferansiyelimiz yok. Onun yerine güzel dinamikler var. Hepsini şimdi sizlere anlatacağım. Şimdi gördüğünüz üzere zaten burada pedal shiftlerimiz yer alıyor ve çok da güzel bir direksiyon simidi var. viteslerimi düşürmemde gayet itaatkar. Buraların oldukça kaygan sürüşler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ortaklaşa çalışan motor yürüme konusunda çok istekli. 6 küsür saniyelikte bir 0-100 hızlanması var zaten ki oldukça güzel hızlanıyor. Tabii ki ilk gaz açışlarınızda gaza biraz hoyrat davranırsanız anında torque steering'e kalabiliyorsunuz. Torque steering yerini artık kafadan kaymaya bırakıyor. Burada ani bir tepki olarak lift off'a bırakıyorsunuz. Ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Bu sefer de araç kendini içeri doğru yönlendiriyor. İlk aldığımda ki normal standart Leon'da da kafanın tutunmaya dirayetli olduğunu görmüştüm. En azından fiziksel olarak direksiyon size net tepkiler veriyor. Burada da adaptif süspansiyonlar sayesinde kafa oldukça dirayetli. En azından direksiyon kaygan zeminde olsanız dahi gördüğünüz gibi girdilerinizi güzellikle cevaplıyor. Altında ne yazık ki çok da beğenmediğim Michelin'in kış lastikleri yer alıyor. O yüzden çok dinamiklerini rahatlıkla göremiyoruz. Gördüğünüz üzere açılıyorum. Biraz da sarıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere lift off'a bıraktığım an otomobil kendisini çok güzel içeri sokuyor. Yani viraja giriyorum. Virajda prensip olarak, hele ki zaten önden çeker bir otomobille, çok da fazla gaza yüklenmiyorum. Ki zaten kilitli bir diferansiyel yok. ESP tuşu, ESP lambası sürekli yanıyor tuşu demişim. Yani hala sarıyoruz. Tabii ki bu ses suni bir ses arkadaşlar. Sound aktörden geliyor ama bugüne kadar dinlediğim en iyi sound aktörlerden birisi olabilir. Keşke bu ses dışarıda veriliyor olsa. Keşke etkileyici arka tasarımındaki o egzoz çıkışları gerçek olsa. Güç, hız, yola aktarma spor otomobilleri için bence oldukça önemli kavramlar. Ama tabii ki bunlara görece olarak bazı otomobillere de spor otomobil dememiz bence oldukça mümkün. Bu arada arkasını da rahat getiremiyorsunuz aracın. Yani Cupra Leon birazcık böyle kusurları olan ama sevilen aktörler gibi olmuş. Segmentte özellikle çok sevilen bir aktör ama kusurları yok değil. Bu tabii ki kesinlikle kötü bir otomobil anlamına gelmiyor ki otomobil tutkumuzu da oldukça güzel destekliyor. Bir petrolet olarak ben Cupra Leon'la vakit geçirmekten fazlasıyla da hoşlandım. Fazlasıyla da keyif aldım. Tabii gönül isterdi burada bir 4 çekerli olalım. Hatta Cupra Leon'un vagon versiyonuyla olalım ama en azından gelen ses tatmin edici. Daha güçlü ve daha keskin bir Cupra Leon kesinlikle var. Bunu biliyoruz. 2 litrelik olanı var, vagon versiyonu var. Ama burada en azından çok da fazla güç değerlerinden bahsetmenin pek bir anlamı yok. Bu da zaten en azından güncel emisyon değerlerini yakalamak ve maksimum gücü arttırmak arasındaki zor dengeyi sağlamış. Günün sonunda Cupra Leon'un anahtarını teslim ederken ne yazık ki üzgün ayrılacağım. Standart Leon da kesinlikle sıkıcı değil ama bunu özel kılan iki farklı karakterin aynı bedende birleşmiş olması. Kar tekrar gözümü almaya başladı. O yüzden birazcık tekrar gözlük takacağım. 6 ileri DSG bazen size sinirlenebiliyor. Sinirlendiğinde onu birazcık sakin kullanmakta fayda var. Sürüş modunu da tıpkı diğer şeyler gibi şuradan değiştiriyorsunuz ki gösterdim. Drive profilde burada Comfort, Sport ve Cupra var. Ben aracı pek Cupra modundan çıkarmadım. Cupra modunda kalalım. Asistanlara girip ESP'sini off yapalım. ESP'yi kapatırken tabii ki sizi bir uyarıyor. ESP'yi kapatmayın ne olur ne olmaz diyor. Evet, böyle de güzel yanlayabiliyorsunuz ufaktan. Tabii ki buna yanlamak denirse. Ülkemiz bu cihaza, bu makineye 1.30 milyon TL'lik bir fiyat biçmiş. Bunun hakkında zaten hiçbir yorum yapmıyorum. Ve ben gazlamaya devam ediyorum arkadaşlar. En son bu hissi Megane RS kapşasıyla 265'te yaşamıştım. Gazı açmaktan korkacağınız otomobilleri sevin. Teslim günü gelmiş, ödevler, kurguda bekleyen videolar aklımı çok fazla kurcalasa da şu anda birazcık yola odaklanmak zorundayım. Çünkü böyle kıvrımlı ve güzel virajlı bir yolda gazlıyorum ki viraja yaklaşırken Cupra Leon'un sol pedalı bana birazcık titreşimler veriyor. Derken geç kalmadan Michelin lastikler dayanamayıp arkayı birazcık kaydırıyor. Tabii ki fren konusunda birazcık daha geç kalırsanız Cupra'nın o güzel yüzünü ağaçlarla, ormanla veya herhangi bir dere yatağıyla buluşturmanız an meselesi olabilir. Siz olun. Çok da fazla geç kalmayın fren yapmakta. Çok güzel ivmeleniyor be. kesinlikle lift off yapmanız için üretilmiş bir otomobil. Benden ayrılık vakti. Hadi görüşürüz. Tabii ki mangaldaki sucuklar gibi soğumaya bıraktığınız frenlerin sesini dinlemek de çok güzel oluyor. Birazcık frenlerin sesini dinleyelim ve sonra da sonsuzluğa uğurlayalım.